Burada demokratik bir ülkede yaşamanın avantajlarından birini kullanarak CEFTUS'un da yani Center for Turkey Studies'in desteğiyle milletvekillerine burada ulaşarak derdimizi anlattık. Mağdur olan herkes yaşadığı bölgeyi temsil eden milletvekiline ulaşarak bu değişikliklerin özellikle geriye dönük bir şekilde uygulamaya geçirilmesinin kendilerini ne şekilde mağdur ettiğini, işlerini ne şekilde negatif etkilediğini ve aile yaşantılarını nasıl etkilediğini ve ne kadar bunun güven sarsıcı bir durum olduğunu anlattı. Ve pek çok siyasi tabii ki bize hak verdi. Aralarında Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable'ın ve eski Yeşil Parti lideri Caroline Lucas'ın da olduğu ve aralarında Hükümet Partisi muhafazakarların da olduğu çeşitli siyasiler, milletvekilleri, Lordlar Kamarası üyeleri toplam 23 kişi bizim için İçişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak, bir açık mektup göndererek bu durumun ne kadar adaletsiz olduğunun altını çizdiler. Bu mektupta bu değişikliklerin bir gecede aniden ve geriye dönük uygulanır biçimde yürürlüğe girmesinin Britanya'nın adil ve istisrarlı bir iş ortamı olarak imajını zedelediğinin, hukuk ülkesi olarak imajını zedelediğinin ve itibarını yerli bir ettiğinin altını çizdiler. Aynı zamanda yaşanan mağduriyetlere dikkat çektiler. Türklerin mağdur edildiğini ve bu durumun doğru olmadığını kabul ettiler. Ve hükümeti hali hazırda burada olan Ankara anlaşmalıları bu yapılan değişikliklerden muaf tutmaya çağırdılar. Britanya hükümeti son yıllardaki Brexit tartışmalarından dolayı çok ciddi bir beyin göçü yaşıyor. Avrupalı olup bu ülkede yaşayan insanlar ülkelerine geri dönerken Türkiye'den çok ciddi sayıda yetenekli, belli bir sermaye birikimiyle İngiltere'ye göç eden bir nüfus söz konusu. Bunu buraya gelişi daha cazip hale getirmek, İngiltere'ye katkılarını daha fazlalaştırmak gerekir iken İngiltere hükümetinin İçişleri Bakanlığı çok yanlış bir kararla binlerce Ankara Anlaşması başvurusu yapan Türkiye'li iş insanını mağdur etti. Geçen sene Ankara Anlaşması süresiz oturum koşulları bir gecede verilen ani bir kararla ağırlaştırılmıştı. Ve bu ağırlaştırılmış yeni kurallar hali hazırda burada zaten işini kurmuş olan Ankara Anlaşmalılara geriye dönük şekilde uygulanmıştı. Biz Türk İş İnsanları Birliği adı altında kar amacı gütmeyen bir grup kurarak mağdur olmuş kişiler olarak bu kural değişikliklerine dava açmıştık ve Yüksek Mahkeme'de görülen davadan şöyle bir sonuç çıktı. Evet, siz bu insanlara bir söz vermişsiniz hükümet olarak. Verdiğiniz sözü ihlal de etmişsiniz ve insanları mağdur etmişsiniz. Ancak insanları yeterince mağdur etmemişsiniz. Mahkemenin müdahalesini gerektirecek boyutta bir mağduriyet oluşmamış gibi akıl almaz bir karar çıkmıştı ortaya. Bu iş insanı olan arkadaşlarımız kendi aralarında örgütlenerek belli bir çalışma başlattılar İngiltere'de. Biz Türkiye Araştırmalar Merkezi CEFTUS olarak bu çalışmanın yanında olduk. Bu arkadaşlarımızın desteklenmesi gerektiğine inandık. Parlamento içerisinde tüm partilere mensup milletvekilleri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduk. İki ayrı büyük toplantı parlamentoda düzenleyerek konunun hükümetin ve parlamenterlerin gündemine girmesini sağladık. Ardından geçtiğimiz günlerde belli bir çaba sonucu Londra Büyükşehir Belediye Başkanı ve 20'ye yakın tüm partilere mensup milletvekillerinin imzasıyla İçişleri Bakanlığı'nı aldığı yanlış kararı yeniden gözden geçirmeye davet ettik. Bu çalışma biraz daha ilerleyecek. Çok daha fazla siyasetçinin ilgi gösterip destekleyeceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Ama Brexit tartışmalarından kaynaklı bazen ana gündem maddesi olamayabiliyor yürütülen bu çalışma. Bu kadar önemli siyasilerin bize hak vermiş olması ve bizim adımıza böyle bir çağrı yapmış olması tabii ki çok büyük bir şey ve bizi çok mutlu etti.
Başlangıçta en önemli desteği İşçi Partili milletvekillerinden Catherine West, Honsey Woodgreen bölge milletvekili olan Catherine West arkadaşımızdan aldık. Muhafazakar Parti'den David Ames milletvekilimiz South End bölgesinin, onun desteğini aldık. Liberal Demokratların şu anki parti lideri Vince Cable destek verdi. İşçi Partili Londra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sadık Khan destek verdi. Yeşil Parti'nin parlamentodaki tek milletvekili olan Caroline Lucas destek verdi. Bu çalışma eğer Brexit çalışmalarının gölgesinde kalmasa idi, çok daha yüksek sayıda siyasetçinin desteğini alabileceğimize inanıyoruz. Bu çalışma burada durmayacak, devam edecek. Yine parlamentoda çeşitli soru önergeleriyle, çeşitli farklı düzenleyeceğimiz toplantılarla gündemde tutmaya devam edeceğiz bu çalışmayı. Mağduriyetin giderilmesi için her türlü çalışmayı sürdüreceğiz.